Az TV ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz sayın seyirciler. Engelsizsiniz programıyla zorlukları ve başarı öykülerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuklarımız da yüzme antrenörü Murat Konak ve milli yüzücü Ömer Güleç bizimle birlikte olacak. Konuklarımızla görme engelli bireyler yüzme branşını nasıl yapıyor, hedefleri neler ve daha fazlasını konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, sizleri sormalı. Teşekkürler, bizler de çok iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz davetimizi kırmayıp geldiğiniz için. Bizim için de bir onurdur, teşekkür ederiz bizler de. Biz programımıza konuklarımızı tanıyarak başlıyoruz. İzleyicilerimizin sizleri daha yakından tanıyabilmesi adına. Murat Bey, önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Murat Konak, 1976 Bursa doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Akademisi mezunuyum. Yaklaşık 22 yıldır yüzme tüm branşlarıyla uğraşarak antrenörlük yapmaktayım. Şu an aktif bir şekilde beden eğitimi öğretmenliği özel bir kurumda yapıyorum. Bu kadar. Evet. Ömer, seni de tanıyabilir miyiz? Adım Ömer. Adım Ömer Güleç. 2002 Bursa doğumluyum. 15 yaşındayım. Yaklaşık 5 yıldır yüzme sporuyla uğraşıyorum. Derslerin nasıl olur? Derslerim yani çok okulda pek aram yok. Yani genellikle havuzda işim olduğu için. Peki şunu sormak istiyorum. Evet, yüzme dalında çok başarılısın. Başarı öyküne ilişkin sohbetimiz sürecek. Bunun yanı sıra hayalini kurduğun bir meslek var mı? Arzu ettiğin? Psikolog olmayı düşünüyorum da işte üniversite sınavına iyi geçerse psikolog okumayı düşünüyorum. İnşallah. Umarım istediğin, dilediğin bölümde, alanda okur ve istediğin mesleği icra edersin. İnşallah. Ömer, görme engelin yüzde kaçtır? Doğuştan mı? Nasıl? Bizimle paylaşır mısın? Benim engelim %60. Doğuştan, annem doğarken kansız mı kalmışım? İşte ameliyat falan geçirdim. Daha fazlaydı. Düştü yine biraz. İşte şu an %60. Murat Bey, şimdi yüzme sporuna ilişkin sohbetimize geçecek olursak, görme engelli sporcular bu yüzme sporunu nasıl başarabiliyorlar? Belli bir teknikleri, bir kuralları var mı? Tabii ki. Görme engelliler yüzme branşı 3 kategoride yapılabiliyor. B1 kategorisi diyoruz. B2 kategorisi ve B3 kategorisi. B1 kategorisi tamamen hiç görmeyen engelli yüzücülerimiz. B2 0 ila 1 metre arasını gören yüzücüler. Ve B3 kategorisi, Ömer şu an B3 kategorisinde 2 ile 4 metre arasını görüyor. Bunların tabii ki kategorilerine göre ve yaşlarına göre yarışma kuralları var. Yüzme müsabakaları normal yüzme federasyonunun olduğu gibi, mesafelerde bir değişiklik yok. Ama kategoriler ve yaşlara göre ayrıldığı için şu anda Türkiye çapında yaklaşık 300'e yakın bir aktif sporcu bulunmakta. Bunların hepsinin kategorileri farklı tabii ki. Bunlarla çalışma tabii ki öncelikle yüzme seviyelerinin öğretilmesi, yüzme seviyelerinin ilerletilmesi ve ondan sonra yarışma pozisyonlarına girilmesi uzun bir zaman alınıyor. Hiç görmeyen bir sporcuyla çalışırken birebir bazen onun yanına gören bir sporcu katarak ona eküri olmasını istiyoruz ve onunla beraber bunu devam ettiriyoruz. 2 ve 3. kategorilerde biraz daha az gördüğü için onlar da daha farklı bir çalışma sistemi kendileri yapabiliyorlar. Ve o şekilde sürdürebiliyoruz. Ömer, sen nasıl tanıştın yüzme branşıyla? Nasıl oldu, biraz bahseder misin? Benim gözlük numaralarım değişmişti. İşte o ara gözlükçümüze gitmiştik. Dediler işte yüzmek ister misin Ömer falan diye. Sonra hafta sonu falan ayarladılar cumartesi pazar için havuzu. Gittim, başladım. Hafta içi gel dediler. Tabii kaç sonra, yaşındaydın bu arada? Bu 11, 12, 8, 9. Tam sonra, hatırlamıyorum. Sonrasında? İşte yüzmeye başladıktan sonra yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl sonra yarışlara gittim. İşte orada madalya aldım.
ilk madalyam zamanı. Evet, başarı öykünü az sonra zaten hocandan da dinleyeceğiz. Bu anlamda da zaten üzerinizdeki bu ay yıldızlı formaları görmek ayrıca bir gurur verici bizler için de. Umarız daha güzel başarılarda da seni görürüz ve yine programımıza konuk alırız Ömer. İnşallah. Görme engelli bireylerle çalışmaya karar verdiğinizde Murat Bey, bir çelişki yaşadınız mı kendinizce? Acaba yapabilir miyim, başarabilir miyim gibi bir çelişki oluştu mu? Tabii ki şu an yani... O zamana kadar herhangi bir böyle bir çalışma yapmadığınız için insan tabii ki böyle bir çalışmaya karar vermek kolay olmuyor. Zor bir şey değil mi? Zor bir şey. Sorumluluk isteyen bir şey. Artı sporcunun yerine siz görüyorsunuz. Sporcuyu yanlış yönlendirmemek, onun hayalleriyle oynamamak. Yani bunlar çok önemli sporda. Ona umut vermek ve umutlarının boşa çıkması çok gerçekten düşünülmesi gereken bir konu. Ben bu durumda tabii ki çok zor karar verdim. Yapabilip yapamayacağım konusunda bu zamana kadar çünkü böyle bir çalışma yapılmamıştı, yapmamıştım. Ama Ömer'in isteği, Ömer'in benimle çalışma arzusunun sonucunda ben bunu yapmaya karar verdim. Ve Ömer'le biz buna başladığımızda önce oturduk ve konuştuk. Sporcularımla da beraber oturup konuştuk. Ömer'in engelini biz görmeyeceğimizi, Ömer'i biz normal takımdaki sporcularla aynı birey olarak değerlendireceğimizi ve onun da bu engelini görmemesini istedik. Onu normal bizler gibi ve diğer sporcular gibi olmasını istedik. Hı hı. Ömer de bunu kabul etti ve takımımızda başladık çalışmalara. Yani zor bir süreçti. Ömer de tabii ki bunun öncesinde böyle bir şeye alışık olmadığı için yapmış olduğu spor tamamen hafta sonu sadece... Kurs mahiyetine gidip gelme ve çalışma olmuş. Bizle çalışmaya başladıktan sonra yüzme sporu çok zormuş dedi. Gerçekten hani onun normal bir insan gibi bunları yapabilmesi bizim için de onun için de çok büyük bir başarıydı. Biz bunları başardık ve ilerisi için çok daha güzel hedefler koyarak devam ediyoruz şu anda. Peki yüzme antrenörü olarak sorunlarla karşılaşıyorsunuzdur mutlaka ve o sorunlardan da biraz bahsedelim dilerseniz ve çözüm önerileriniz neler aynı zamanda o sorunun da yanıtını alırsak sevinirim. Şimdi antrenör olarak sorunlarla karşılaşıyor muyuz? Bir kere maalesef ve maalesef yani bunu yıllardan beri hep söylüyoruz. Türkiye'de yüzme antrenörlüğü bir meslek değil. Hiç kimse tarafından, hiçbir kurum tarafından yüzme antrenörlüğü meslek olarak görülmüyor. Sadece boş zaman değerlendirmesi veya işte sadece zaman geçirmek için yapılıyormuş gibi. Aslında dünyada bakıldığında inanılmaz derecede ilerlemiş ülkelerde gerçek anlamda kurumsallaşmış ve çok zor elde edilen bir antrenörlük statüsü var. Bizim ülkemizde öyle değil maalesef. Yani bu statüyü hiç hayatında sporla uğraşmamış, hiç hayatında yüzme sporuyla uğraşmamış insanlar bile şu anda havuzlarda görebiliyoruz. Biz bunların çözümlerini tabii ki hep yetkililere iletiyoruz. Bunların spora yaklaşımları, sporcuları uzaklaştırması, kaçırması yönünden zaten görünüyor. Türkiye'de, bırakın Bursa'da bir yazın sadece yapılan yüzme kurslarında yaklaşık 15-20 bin tane çocuk yüzme kursuna geliyor. Türkiye şampiyonası oluyor. Türkiye şampiyonasında sadece 5 tane, 10 tane, 20 tane çocuk geliyor. Bunun amacı daha fazla olması gerekiyor. Burada biz neyi görüyoruz? İşte yetersiz kişilerin, bu işi yapamayacak olan insanların yaparak o çocukları uzaklaştırması, kaçırması. Belki de içlerinden dünya şampiyonu olacak, olimpiyat şampiyonu olacak sporculara bizler ulaşamıyoruz. Anlatabildim mi? Yani çok farklı bir olay. Ha, bu süreç içerisinde biz bu zorluklarla mücadele ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Bir kere birkaç sene öncesinde antrenör derneği yaparak Bursa'da ve Türkiye'de bütün antrenörleri dernek altına toplamak istedik. Bir başlangıç oldu. Daha sonrasında farklı amaçlar için kullanıldı ve kayboldu. Şu anda yine öyle bir şey yapmak için ben yine gönüllü antrenörler ile beraber bu işi yapmak için kollarımı sıvayabilirim ve yapabiliriz bunu da. Bunlarla beraber tamamen yetişmiş, ehil kişilerden oluşan bir antrenör topluluğu.
Ve tüm Bursa'daki, Türkiye'deki yüzme camiasının da bunlar gibi, bunların yetiştirdiği sporcularla yapılması. Bu da neyi gösterecek bize? Daha fazla Türkiye şampiyonasına katılım, daha fazla Avrupa şampiyonasına katılım, daha fazla dünya şampiyonası ve olimpiyatlar. Yani karşılaştığımız sorunlar hani en baş bu. Ondan sonrası Bursa'da gerçekten son 3-4 yıldır inanılmaz bir havuz artışı oldu. Özellikle belediyelerin çok fazla havuz yapıldı Bursa'ya. Ama bizlere maalesef bu havuzlar konusunda hiç yardım olunmuyor. Şimdi sporcu yetişiyor. Bir bakıyorsunuz Türkiye şampiyonu olmuş. Ödül törenleri düzenleniyor. Ama sporcu oraya kadar nasıl yaptı bu işi? Nasıl başardı? Antrenör hangi zorluklarla başardı bu olayı? Sporcu nasıl başardı? Hiç kimse demiyor. Anlatabildim mi? Yani biz bunlarla da karşılaşıyoruz. Daha güzel şeyler yapmak için bu anlamda destekler de gerekiyor. Biz havuzları kullanıyoruz. En basiti şu anda Ömer'le kullandığımız havuz, devletin havuzu ve biz buraya ücret ödeyerek giriyoruz. Bir yerde Türkiye şampiyonu sporcu var. O sporcunun daha iyi yerlere gelmesi için biz bu sporcudan ücreti almıyoruz. Buyurun çalışın diyen bir havuz bulamadık daha şu ana kadar. Sadece iki gün önce böyle bir adım atıldı. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Gençlik Spor İl Müdürümüz Doçent Doktor Süleyman Şahin'in vesilesiyle bu olay gerçekleşti. Ömer'in hedefleriyle ilgili bahsedildikten sonra Ömer'e şu anda bir kulvar verildi. Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'ndan. Ömer'le orada birebir çalışma imkanı yakaladık. Ama yıllar sonra ve gerçekten tırnaklarımızı da kazıyarak bu başarıyı elde ettik. İnşallah bundan sonrası için herkesten duyarlı olmalarını istiyoruz. Bizlere daha fazla destek olunmasını istiyoruz ve daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Ömer, arkadaşlarının sana destek oluyor olması da bu sporu senin daha da sahiplenmene sebep oluyordur mutlaka, değil mi? Evet. Hocanın anlattıkları doğrultusunda sana bir sahiplenme duygusu içerisinde yaklaşılıyor zannedersem. Biraz da ortamdan bahseder misin bizlere de? Nasıl geçiyor antrenmanların? Mutlaka keyifli geçiyordur. Antrenmanlarımız çok keyifli geçiyor cidden de. Hocamla beraber birebir çalıştığımız için daha rahat ve daha detaylı şeyler oluyor. Dikkat ediyor hareketlerime hocam. Bu yüzden de çalışmamız çok verimli geçiyor. Yani memnunum ben. O uyumu yakalamak gerçekten çok önemli değil mi Murat Bey? Kesinlikle. Yani hem sizin sporcularınızla, sporcuların da antrenörüyle uyum içerisinde olması. Bu aslında her işte böyle. Yani o uyumu yakaladıktan sonra ardından başarı da zaten beraberinde mutlaka geliyor. Ya bazı zaman anneden babadan daha fazla sporcuyla bir arada oluyoruz. Özellikle yaz dönemlerinde çift antrenmanlar yaptığımız zamanlar sabah 3 saat, akşam 3 saat, 6 saat bunun işte oraya gelmesi ve gitmesine olan süre yaklaşık 8 saat sporcuyla beraber oluyoruz ki hiçbir anne baba evde çocuğuyla 8 saat çalıştıkları için geçiremiyorlar. Tabii ki. Daha farklı bir bağ da kuruluyor tabii ki aramızda. Yani bu şekilde. Hem onlara bir bakıma hocalık görevini üstleniyorsunuz. Bir yandan bir belki de bir abi olarak yaklaşım gösteriyorsunuz. Belki sorunlarıyla da özel hayatlarıyla ilgili sorunlarıyla da ilgileniyorsunuzdur muhtemelen. Başarı öyküsünden şimdi bahsedebiliriz. Türkiye şampiyonu Ömer değil mi Murat Bey? Türkiye şampiyonu. Ömer senden dinleyelim şampiyonluğunu. Türkiye şampiyonusun. İki kez üst üste bu şampiyonluğu elde ettin zannedersen. Biraz da senden alalım başarılarını. Ben buralara çalışmakla geldim. Murat hocamla tanıştığımdan beri çok çalışıyoruz. Ciddi anlamda çalışıyoruz. Kamplardır, günlük antrenmanlardır her gün. Onun sayesinde derecelerim çok aşırı düştü. Bana çok yardımcı oldu. İlk şampiyonamda 4 tane birincilik aldım. Sonra gelen şampiyonalarda da birincilikler almaya devam ettim. Murat Hoca'nın çabasıyla ve benim gayretimle beraber başarıya ulaştın. Bir bakıma senin için yaşam koçu gibi galiba değil mi? Aynen. Murat Hoca. Çok yardımcı oluyor kendisi. Ne kadar güzel. Murat Bey,
Bu başarı öykülerinden evet bahsediyoruz. Ömer çok başarılı bir gencimiz. Başarılarının daim olmasını canı gönülden diliyoruz. Ama İnşallah. Yayın öncesinde sizinle konuştuğumuzda çok önemli bir sorundan bahsettiniz. Ömer'e sponsor bulamamaktan dert yakındınız az önce. Ve bunun çok büyük bir sıkıntı ve sorun olduğundan bahsetmiştiniz. Evet. Dilerseniz izleyicilerimizle de paylaşalım. Ömer'le ilgili neye ihtiyaç var, ne gerekiyor? İzleyicilerimizden, yetkililerimizden belki yardımcı olmak isteyen duyarlı izleyicilerimiz olabilir. Buyurun alalım sıkıntılarımızı. Tabii ki. Şimdi biz Ömer'le yaklaşık 2 senedir çalışıyoruz. Hı-hı. Bu 2 sene içerisinde izlemiş olduğumuz yol ve şu anda ulaşmış olduğumuz yol bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor bir kere. Evet. Biz bununla yetinecek miyiz? Tabii ki hayır. Bizim hedeflerimiz şu anda Ömer'in 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat oyunlarında madalya değil madalyalar kazanmak. Bu 4 yıl yaklaşık 3,5 yıl olan süre içerisinde Ömer'in beslenmesinden tutun, yardımcı takviye, gıda takviyelerine, havuz malzemelerine, kılık kıyafetine, ulaşımına yardımcı olabilecek birilerini arıyoruz. Çünkü gerçekten sporların bütün branşlarında masraflı belki. Yani biz yüzmeyle uğraştığımız için şu anda biliyoruz. En basit örneğinden bir mayosu 1500-2000 lira. Yani bu mayolar 3-5 ay içerisinde havuzdaki klordan dolayı eriyor. Şimdi Ömer gerçekten çok fazla varlıklı olan bir ailenin çocuğu değil. Bizler ne kadar Ömer'e yardımcı olmuş olsak da sonuçta bizim de hayatımız var, bizim de ailemiz var, bizim de yaşam standartlarımız var. Yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Ama bu 3,5 sene içerisinde bizim olimpiyat öncesinde 2 tane dünya şampiyonası ve 2 tane Avrupa şampiyonamız var. Buralara kadar olan süreçte gerçek anlamda bizlere yardımcı olacak birileri çıkarsa bunları tabii ki detaylı olarak o insanlarla konuşuruz. Ama Ömer'in sadece havuza gidip gelmesi aylık 250 lira düşünün. Ailesinin bunları karşılayabilme imkanları gerçekten yok. Beslenme konusunda Ömer 5 kardeş, evde annesi çalışmıyor, babasının sadece bir maaşıyla aile geçiniyor. Yani inanılmaz zor şartlarda buralara kadar geldi. Neden daha iyi şartlar sunarak biz başarımızı daha fazla ileriye götürmeyelim? Anlatabiliyor muyum? Yani biz neden Türkiye şampiyonasında sadece yetinelim? Neden bir dünya şampiyonasına gitmeyelim, dünya şampiyonu olmayalım? Neden bir Avrupa şampiyonasına gitmeyelim? Bu süreç içerisinde gerçekten maddi anlamda Ömer'e destek olabilecekler varsa, yani telefon numarası bırakabilirim veya nasıl yaparız bilmiyorum bu konuda. Dilerseniz telefon numarasını söyleyebilirsiniz. Tamam, yani Murat bana Bey. Ulaşabilirler. Evet. 0533 521 2030. Bu numarayla istedikleri zaman arayabilirler. Yapılacaklar konusunda her türlü her şeye açığız. Hı hı. Sadece ve sadece Ömer'in hayatını değiştirmek benim amacım. Ömer'in devlet sporcusu ünvanını elde etmesi ve hayatını garanti altına almasını istiyoruz. Bunun için de ben sonuna kadar savaşacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah da yine bunları sizlerle burada görüşürüz. İnşallah. Dünya şampiyonasını atlattıktan sonra, olimpiyatları atlattıktan sonra burada onları yine paylaşırız. İnşallah. Ömer sen neler söyleyeceksin? Hocanın anlattıklarının üzerine eklemek istediğin şeyler var mı? Eminim ki bu başarıları sen zaten elde etmek için elinden geleni yapıyorsun. Ama birazcık maddi desteğe ihtiyacın var. Bu konuda izleyicilerimize sen de bir şeyler paylaşır ve söylersen belki daha da etkili olacaktır. Evet. Düşüncelerini alabilir miyiz? Ben yani antrenmanlara gitmek için cidden çok eziyetler çekiyorum. Hani çok boş vaktim yok denecek kadar az. Hani bir pazarım var ve bunun için çabalıyorum. Hani bazı şeylere yetinemiyorum. Hani maddi durumumuz çok iyi olmadığı için de hani her şeyde şey olmuyor. İşte sponsor bulursak inşallah çok daha iyi olacak her şey. Eminiz ki bu konuda izleyicilerimizin duyarlı olacağına yürekten inanıyorum gerçekten.
sana en kısa zamanda bir sponsor temin edilir ve sen de o güzel başarılara daha rahatlıkla koşarsın Ömer. Sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Ardından Engelsizsiniz kaldığı yerden devam edecek. Engelsizsiniz ikinci bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Murat Bey az önce Ömer'in başarısının daha iyi seviyelere ulaşması adına maddi olarak biraz sıkıntıda olduğunu ailesinin bahsettik ve evet, biraz desteğe ihtiyacı olduğundan bahsetmiştik. Peki şimdi de hedeflerinizden biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Hedefleriniz nelerdir? Önce sizin beklentiniz Ömer'den nedir? Nasıl bir hedefe doğru koşuyorsunuz? Sizden evet, alalım yanıtı. Tabii ki. Şimdi önümüzde 3,5 yıllık bir hedef şablonu çıkarttık Ömer'le beraber. 2017'deki hedefimiz öncelikle Meksika'da yapılacak Ekim ayında dünya şampiyonamız var. Buraya katılmak ve buradan gerçekten madalya almak için gitmek istiyoruz. 2018 yılında Avrupa şampiyonamız var. 2019 yılında dünya şampiyonamız var ve 2020'de Paralimpik Olimpiyat Oyunları Tokyo'da, burada da madalyalar almak için böyle bir hedef koyduk. Hı hı. Bu sene dünya şampiyonasına kadar olan süreçte Görme Engelliler Federasyonumuzla beraber 3 tane Ömer ve Ömer gibi olan başarılı sporculara kamp yapılacak. Bunlardan bir tanesi Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde olacak çok yakın, 3 Nisan'la 9 Nisan arasında. İkincisi Mayıs ayının sonunda Ordu'da olacak, üçüncüsü Ankara'da olacak ve kamp biter bitmez de Almanya'da dünya şampiyonası kota yarışları için orada bir uluslararası yarış olacak. Almanya'daki yarışta dünya şampiyonası barajlarını geçtiğimiz takdirde de Allah kısmet ederse Meksika'daki dünya şampiyonasına katılacağız beraber Ömer'le. Bu süreç içerisinde ilk hedef tabii ki dünya şampiyonasına gitmek şu anda. Önümüzdeki en önemli yarışımız o. Ondan sonraki yıllarda Ömer'in tabii ki bu gelişimiyle beraber Avrupa şampiyonasında ve dünya şampiyonalarında madalyalar almaya başladığımızda çok bir herhangi bir aksilik olmadığı takdirde, herhangi bir sağlık, saat bir şey bozulmadığı takdirde Olimpiyat Oyunlarında da madalyayla döneceğimize inanıyoruz. Madalyalarla inşallah. Aynen öyle. Bizleri gururlandırırsınız. İnşallah. Yani Ömer de onu söylüyor. Ben o Türk bayrağını göndere çıkartıp İstiklal Marşı'nızı okutacağım hocam dedi bana. İkimiz oturduk ağladık. Yani güzel bir şey. İnşallah yapacağız bunu. İnşallah. Ömer sen de tabii ki var gücünle çalışıyorsun ve daha da gücünün üzerinde herhalde çalışarak o başarıyı elde etmek adına mücadeleni sürdüreceksindir mutlaka. Evet. Değil mi? İnşallah. Murat Bey şunu sormak istiyorum. Görme engelli yüzme sporuyla uğraşan sporcumuzla normal sporcumuz arasındaki o uyguladığınız antrenmanlarda bir fark var mı? Yani aynı taktikler mi veriliyor sporcularımıza yoksa farklılık şimdi, var mı? Şimdi şöyle bir fark var. Sporcunun bir tanesi görmeyen sporcu, bir tanesi gören sporcu. Hı hı. Bir tanesine anlatarak gördürmeye çalışıyoruz. Bir tanesine göstererek gördürmeye çalışıyoruz. Evet. Aradaki fark bu. Evet. Yani görmeyen birine sadece anlatabilirsiniz. Onu gösteremezsiniz. Hı-hı. Ömer'in gerçekten o özelliği çok gelişmiş. Yani, çabuk mu kapıyor? Aynen öyle. Ömer daha hareketin anlatılmaya başladığı anda kendisi hareketi göstererek benim tam olarak %100 olarak ne gösterdiğimi, ne anlattığımı anlayabiliyor. Bu fark var sadece. Hı hı. Yoksa antrenman bilimi olarak baktığınız takdirde fizyolojik gelişim ve anatomik gelişim aynı. Sporcuyla yan yana koyun, herhangi bir değişiklik yok. Hı hı. Uyguladığınız antrenman metotları ve sistemleri de aynı. Sadece biri görmüyor, biri görüyor. Evet. Birine anlatıyorsunuz, birine gösteriyorsunuz. Fark bu. Peki Ömer disiplinli bir sporcumuz mu? Nasıl? Açıkçası söylemek gerekirse çok disiplinli değildi. Ama artık bir milat olarak kabul ettiğimiz tarih var. En son gittiğimiz Alanya yarışlarından sonraki yarış dönüşü. Hı hı. Ve bundan sonra asla böyle bir şey olmayacak diye bir söz verdi bana. Çünkü ben gerçekten kendi sosyal yaşantımdan
ailemden, daha fazla çocuklarımdan Ömer'i görüyorum. Eve akşam 8.30-9'dan sonra gittiğimde 5 aylık bebeğim var buradan. Maşallah. Hem küçük kızıma hem büyük kızıma hem de eşime sevgilerimi iletiyorum. Buğlem, ufak kızımın ismi. Süperi, büyük kızımın ismi. Onları daha az görüyorum. Gittiğimde tam artık yatma pozisyonuna geliyorlar. Sadece 5-10 dakika bir zaman geçirip uykuya dalıyorlar. Bu süreç içerisinde Ömer'den aldığım sözle ben bunları da ertelemiş oldum. Yani anlatabiliyor muyum? Ailemden daha fazla Ömer'i şu anda düşünerek. Büyük bir özveriyle. Aynen öyle. Bunu yapacağımı ama kendisi eğer böyle bir şey yapmak istemiyorsa ben bunu yapmayacağımı söyledim. Ve Ömer bunun sözünü verdi bana. Bundan sonra hiçbir antrenman kaçırmayacağını ve çok iyi bir şekilde çalışacağını. Biz de oturduk ve hedeflerimizi az evvel anlattığım bunları koyduk. Ve bundan sonra inşallah bu doğrultuda çalışacağız. İnşallah. Ve o en son Alanya demiştiniz galiba. Evet, Alanya. Oradaki Türkiye şampiyonluğundan sonra zaten başarı başarıyı getirir. Siz de bilirsiniz Murat Bey. Evet. Herhalde o da kamçılamıştır biraz Ömer'i, değil mi Ömer? İnşallah. Evet. Bu şekilde oluyordur mutlaka. Bir kere o başarının tadını alınca insan yenilgiyi kabul etmek istemiyor ister istemez. Daha büyük başarılara adım atmak için daha büyük çaba sarf etmek istiyor. Evet. Sende de öyle bir durum söz konusu hissettiğim kadarıyla ve sen şu an tabii ki yayın heyecanıyla çok çok kendini ifade edemediğini düşünüyorum ama içindeki o enerjiyi hissediyorum. Her ne kadar sen böyle kafanı öne eğip böyle biraz çekimser davransan da ben o enerjiyi senden hissettim. Bilemiyorum doğru mu hissetmişim? Doğru. O zaman sana sonsuz sonsuz başarılar diliyoruz. Spor hayatında da, eğitim hayatında da. Ama hakikaten çok şanslı ki Murat Bey, hem sizin gibi çok iyi bir antrenöre sahip. Büyük bir özveriyle Ömer'in üzerine titreyerek başarı elde etmesine katkı sağlıyorsunuz. Evet. Ömer'in de aslında ailesi de destek olmasıyla birlikte her ne kadar bazı zorluklar yaşıyor olsalar da manevi olarak destek vermeleri bile gerçekten çok önemli. Tabii ki. Şimdi spordaki başarılarından bahsediyoruz ama aslında bu sohbet programın bitimine doğru olması gereken bir sohbet aslında ama şundan bahsetmek istiyorum. Ömer'e de soracağım bu soruyu. Ailenin desteği çok önemli tabii ki. Neler söyleyeceksin? Ailen sana destek olunca tabii ki daha bir mutlulukla, huzurla gidiyorsun antrenmanlara, değil mi? Çünkü çoğu aile maalesef engelinden dolayı çocuklarını eve hapsetmiş durumda. Dışarıya çıkmalarına çok fırsat tanımıyorlar. Evet. Bu da çok üzücü gerçekten. Biz de programımızı hep empati kurarak, insanlarımıza dikkatini çekmeye çalıştırarak, işte böyle çocuklarını dışarıya çıkarmayan ailelerimize birazcık daha olumlu hayata bakış açılarını çevirmeleri yönünde dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu gerçekten çok önemli Ömer, değil mi? Sence de herhalde katılıyorsundur bu düşüncemize. Evet. Neden söylemek istersin kendilerini dışarıya çıkmaya çok güçlü cesareti olmayan, senin gibi görme engeli olan izleyicilerimize ve ailelerine yönelik mesajın neler olur? Bu süreçte ailelerin çok büyük şey var. Hani önemli yeri var. Mesela ben küçükken hiç dışarı çıkmazdım. Hep evde dururdum. Bu yüzmeye başladıktan sonra işte dışarı çıkmaya başladım, hani gezmeye. En başlarda annem beni götürüyordu havuza. Ben tek başıma gidemiyordum. İşte bu son 2 yılda falan bıraktı annem de beni. Artık her yere tek başıma gidiyorum. Eskiden hep annem benim yanımda oluyordu. Ben göremediğim için yazıları falan, otobüs yazılarını. İşte annem sayesinde böyle geldim. Bana çok destek oldu kendisi. Herkesin bunu yapması lazım. Çünkü hani zaten bir engeliniz var, göremiyorsunuz ve bunu da kısıtlayarak, eve kısıtlayarak sizi daha çok sıkıntıya düşürüyorlar. Hani bunu yapmayıp daha çok gezdirmeleri, tanıtmaları, hayata öğretmeleri lazım. İşte bunun için çaba göstermeleri lazım. Bir de sana şöyle bir soru yöneltecek olursam, yüzme sporu sana ne gibi artılar kazandırdı? Hem
özgüvenin gelişmiş, evet, o bariz görünüyor zaten, az önce de bahsettin. Hem fiziksel hem manevi olarak sana neler kattı, bizlerle paylaşır mısın? Öncelikle havuza yüzmeye başladıktan sonra hayatım düzene girdi. Çok disiplinli artık, yani program yapıp çalışıyorum her şeyi. Disiplinli olmayı öğretti, aynen. En basitinden değil mi? Sporla aynen. Uğraşmak, evet. Sonra çok harika dostluklar kazandım yarışlara gittiğim zaman. Son havuz sayesinde arkadaşlarımın arasında da daha böyle gurur kaynağı olduğum, işte herkes tanımaya başladı beni bu son zamanlarda. Okulda falan mesela aynen. Öğretmenlerin sana yaklaşımı evet. Daha bir farklı olmuştur. Çünkü hakikaten gurur verici bir başarı elde ediyorsun. Okulda da tabii ki bu hissedilmiştir muhtemelen. Okulda da çok güzel takdir görmüştür, değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Murat Bey, siz ailelerimize yönelik bir antrenör olarak ve tecrübelerinize dayanarak neler söylemek istersiniz? Ailelerimiz çocuklarını eve hapsetmemeleri adına ne yapmalılar? Şu anda sadece görme engelli olarak değil, bedensel engelli olarak, farklı engel statülerinde olarak ailelerimizde, yani bunca yıllık antrenörlük deneyimimde gözlemlediğim, gerçekten toplumumuz o özürlerini, engellerini insanlara göstermekten çekinen öyle bir toplum var. Yani bu bir ayıp değil, bu bir gerçek. Yani o çocuklarını hayata bir şekilde hazırlamaları gerekiyor. Hayata kazandırmaları gerekiyor. Onlara ön ayak olmaları gerekiyor. Çünkü onlar zaten bunu yapamıyor. Yapamadıkları için de ailelerin kendi yaşantılarını sonlandırdıklarında çocuklarını bırakabilecekleri veya işte sahip olabilecekleri bir şeyleri bırakmamış oluyorlar. Ondan dolayı tüm ailelere gerçek anlamda sadece yüzme branşı olarak değil, tüm branşlarda, inanın Türkiye'de şu anda bütün branşlarda hem görme engelli, hem bedensel engelli, hem Down sendromlu, tüm engel statülerinde sporla uğraşan antrenörler ve kurumlar var. Oralara ulaşmalarını istiyoruz. Oralara gelsinler. O çocukların sporla büyüterek onların hayata hazırlanmasında bizler hazırız, bizler açığız. Onları bekliyoruz. Sadece ve sadece onları yaşantılarını hazırlamak, hayatlarını hazırlamak. Ömer gibi nice çocuklar var Bursa'da, Türkiye'de. Keşfedilmeyi bekleyen, keşfedilmiyorlar, değil mi? Bekliyorlar. Hiçbir şekilde belki de bizlerden haberleri yok. Hı-hı. Böyle bir oluşumdan, böyle bir çalışmadan haberleri yok. Bunların da gerçekten bizlere, bizim gibi çalışan bu arkadaşlara ulaşıp onları da buralara çekmek istiyoruz. Evet, gerçekten külfetli, meşakkatli, zor bir süreç. Ama daha zoru o çocukla beraber evde olmak. O çocuğu bir şeyler yaptırmamak, hayata hazırlamamak. Yani bu tamamen vicdan ve nasıl diyeyim? Hani onunla baş başasınız. Yani o çocuk mutlaka ve mutlaka sosyal bir aktivitede yer almak zorunda. Yani bu şekilde o çocukları hayata hazırlayabilirler ve hayatlarını kurtarabilirler. Hı hı. Ömer'in hayatını kurtarması bu anlamda Ömer için çok büyük bir şans. İnşallah diğer çocuklar da bu şekilde bizlere ulaşırlar. Hı hı. Peki Ömer'i ilk tanıdığınız haliyle şimdiki hali arasında kıyaslayacak olursanız, hani az önce demiştim Ömer'e spor sana, yüzme sporu ne gibi artılar kazandırdı diye. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Ömer'de ne gibi değişiklikler oldu gözlemlediğiniz? Ömer'de tabii ki çok büyük değişiklikler oldu. Ömer ilk geldiğinde adını soyadını dahi söylemekten çekinen, konuşmak istemeyen bir sporcuydu. Ömer'le yavaş yavaş bu şeyi aştık. Ve şu anda Ömer arkadaşlarının arasında, diğer benim gibi çalışan antrenörler arasında çok seviliyor. Ve çok güzel sohbetlerle beraber aktivitelere katılabiliyorlar.
Antrenmanların haricinde boş zamanlarında birlikte sinemaya gidip farklı şeyler de yapabiliyorlar. Yani o anlamda Ömer'in hayatına çok büyük bir şey kazandırdığımızı düşünüyorum. Hı hı. Yani en başta yaptığı şeyi sorgulamayı öğrenen bir sporcu oldu Ömer. Yani bunu neden yapıyoruz'u. Çünkü gerçekten bu çok önemli bir şey. Hayatımızda biz normal bireyler olarak her şeyi sorgulayabiliyoruz. Ama hani Ömer'in hiçbir şey sormayan biri olarak karşımıza geldikten sonra bunları neden yapıyoruz diye sorgulaması bile bize çok yol kat ettiğimizi gösteriyor. O zaman Ömer'e en çok özgüveninin yerine gelmesinde kesinlikle çok büyük etkisi olmuş. Aynen öyle. Yüzme sporuyla uğraşmasının. Buradan da anlaşıldığı üzere sevgili izleyiciler, sporun ne kadar büyük bir fayda getirdiği, hem fiziksel hem de manevi olarak fayda sağladığını da bir kez daha sizlerle paylaşmış olalım. Özellikle çocukların az önce de söylediğimiz gibi dışarıya çıkarmaya korkan, sakınan izleyicilerimiz için, engelli bireylere sahip, çocuklara sahip bireyler için söylüyorum. Lütfen çocuklarınızı eve hapsetmeyin. Onlar için yapabileceğiniz en güzel, hayata dair, hayata tutunmaları adına yapabileceğiniz en güzel şey işte Ömer gibi sporla uğraşmaları ya da hangi alanda, hangi branşta başarı elde edeceğine inanıyorsanız o konuya yönlendirmeleri, evet, gerekiyor değil mi? Yani Ömer sporda başarılıdır, spora yönlenmiştir. Kesinlikle. Bir başka engelimiz de belki müzik alanında çok aynen başarılıdır. Öyle. Aynen öyle. Yani biz sadece spor yapsınlar demiyoruz zaten. Aynen. Enstrüman çalabilir, resim yapabilir. Tabii ki. Tabii yani ki istediği şeyle yani sadece ki, evet, keşfedilsin. Yani o çocuktaki yeteneği keşfedilsin. Aynen. Sadece. Yani yeter ki o dört duvar arasından çocuklarımız çıksın, çıkarılsın. Aynen. Çünkü öyle. Onlar o kadar şu yeni nesil özellikle o kadar zeki, o kadar akıllılar ki. Kesinlikle. Ben gerçekten yeni neslin daha başarılı, ülkemizi daha güzel yerlere getireceğini ve sesimizi daha güzel duyuracağımızı, daha büyük başarılarda ses getireceğimize gönülden inanıyorum. Ömer, başarıların kat ve kat artsın diliyorum. Yayınımıza geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Son mesaj olarak bizlerle ne paylaşmak istersin? Süremiz o kadar kısa gibi geldi, evet, ki çok güzel, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik sizinle ama maalesef sonuna geldik. Ömer, son mesajlarını ve düşüncelerini alalım senden. Yani engelli olduklarını hiç kimse düşünmesin. Hani bu bedensel olabilir, görme engelli olabilir, işitme engelli olabilir. Hı hı. Bunu düşünmesinler. Önemli olan hayata tutunmaları. Hani hiç sporla uğraşmasalar bile en azından bir şeyi elinize tutun ve onun yolunda ilerleyin. Her zaman için hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hep kendinize güvenin. Bu işte başarılı olacağınıza ben inanıyorum. Bu kim olursa olsun. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ömer sana bu güzel mesajların için. Murat Bey, sizin son olarak düşüncelerinizi alalım. Bir de telefon numaranızı tekrar izleyicilerimizle paylaşırsak. Tabii ki. Hani belki destek olmak adına, bir sponsor sağlayabilmek adına, hı hı, yeniden izleyicilerimize hem telefon numaranızı hatırlatalım, hı hı, hem de son mesajlarınızı alalım sizden. Telefon numaram 0533 521 2030. Bizlere böyle bir şans verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Gerçekten inşallah Ömer gibi nice çocuklar, nice sporcular çıkartıp hem onların hayatlarına güzel bir şeyler kazandırmış hem de ülkemiz için çok güzel sportif anlamda başarılar elde etmiş, edecek olan sporculara ulaşabiliriz. Gerçekten tekrar çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bir başka programda umarım tekrar sizleri ağırlamak dileğiyle diyoruz ve kendinize iyi bakın. Tekrar teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya farklı konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.
Müzik.